verdiği değerlerden dolayı bir dilim ekmeğini bizden paylaşan, yanına gittiğimde boynuma başkan olarak değil, bir abi kardeş olarak sarılan değerli başkanıma, sizlerin huzurunda Evlük abla özellikle teşekkür ediyorum. Çıktığınız her yolda, cenazeniz cenazem, düğününüz düğünüm, bayramınız bayramınız, nasıl 1 Mayıs'ta kol kola yürüdük, genel başkanınızdan, şube başkanınızdan, hakkınızı aramada her zaman sizlerle beraber omuz omuza, dirsek temasıyla tek yürek, tek yumruk olarak burada sizlerin huzurunda tekrar söz veriyorum. Sayın Yusuf Ordubaşı'nın nezaretinde sizlerin bir abisi, bir kardeşi, tüm emekçi kardeşlerimin sonuna kadar, son nefesime kadar sizlerle beraberim. Bunu sizlere namus şeref söz olarak veriyorum. Bu gecede en önemli katkısı olan, bu geceye renk katan, bu gecede tüm emeğe geçen arkadaşlarıma tekrar özellikle teşekkür ediyorum. Ama Ereğli'nin abisi, Ereğli'nin dürüst, delikanlı, mert, Ereğli'ye abilik yapacak, Ereğli'ye büyüklük yapan Sayın Türk Beta Sendikası Şube Başkanı'ma özellikle ayakta alkışlamanızı istiyorum. Beni onurlandınız, gururlandınız, Gülüş Belediye Spor'a, o çocuklarımıza spor olayında yapmış olduğunuz katkılarından dolayı her iş adamıma, değerli büyüklerime, siz değerli büyüklerimize bu gece beni onurlandığınız için tekrar saygı ve sevgilerimi sunan hepinize teşekkür eder, iyi eğlenceler diyorum. Bir de sorunları, dertleri bizlerle bile sizlerle uğraştığından, yani bunlar uğraştık demeyelim, seve seve yaptığından, kızdığı zaman bazen çarpanları atıyor, onun için ona güzel bir tespih eder, ya sabır demek size, çekmesine güzel bir tespih ediyor. Başkanım, tespih göster misin? Tespih, ha. Bizler Karadeniz Ereğli'de sizlerle beraber örgütlü gücü, birlik, beraberliğin ne olduğunu gösterdiniz. Bizi her yerde yücelttiniz, onurlandırdınız ve sahip çıktınız. Ben hepinizden tek tek gurur duyuyorum. Hepinizi, bütün işçi, burada olamayan bütün işçi kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizlerle şimdi bir reklam şeye başlaştılar. Renklerin kardeşliği diye. Bütün taraftar dernekleri de burada. Ben bu arada da bir Fenerli olarak değerli Galatasaraylıları şu an spor kardeşlikse spor kardeşliğini burada bugün sizden o gülüşte bizim kardeşlerimizi, bizim çocuklarımızı spor yapması için verdiğiniz bu emeği, bu verdiğimiz katliğe ben sonsuz teşekkür ediyorum teşkilatıma. Şunu bilin, bu güzelliği bize her zaman her yerde yaşatıyorsunuz. Bizi çekenler var, onu çekemeyenler var. Bizim bıyığımıza şekil koyanlar var. O tarafa gidenler var, bu tarafa gidenler var ama bugün bir şey söyleyeyim. Şunu bilin, son Türkiye'de gelişen bu kriz yaratılmak istenen şeylerle altında gerekçeler farklı. Bakın arkadaşlar, 7 Haziran'dan sonra olur, 10 Haziran'dan sonra olur. Bugün Bahri Hocam da geldi, biraz dertleştik. Bize senelerdir dayatmak istediği Türk İş Genel Başkanı, Genel Sekreteri Sayın Genel Başkanım defaatle söyledi kıdem tazminatı ile alakalı. Ama 7 Haziran, ama 10 Haziran bu yapılar, provokatörlerin tek altına çıkacak olan ya kıdem tazminatını bize geçirmektir ya da burada örgütlü gücü karşısında görmek istemiyoruz. Biz bugün bu akşam burada bir renk yaşıyoruz. Bu renkler rahatsız olanlar biri varsa bedel ödemesini bilecekler, artık biz ayağa kalkmasını bileceğiz. Sizin hepinizin alnından öpüyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Eğlenceler diliyorum. Bir talep olan var mı arkadaşlar? Yol beyazacakmış, yol suyucu beyazacakmış. Hocam. Tamam. Çekiyor, bana veriyor.
Galatasaray Fenerbahçe'ye çekiyor. Siz de Galatasaray'a çekmeniz lazım. Neyse, hayırlı olsun bakalım. Evet, Gürkan Başkan 414. Evet, büyük görevli 524. Kim bu şanslı? Başkanın elinden hediye alacak bu şanslı kim? Evet. Başkanım. Oğlum poşetten geldin, hayırdır? Sıkıntı yok, hepimiz birbirimize güveniyoruz. Bir isim alabilir misin diye vereceğim. Ünal Bey, herkese çıkartmak isterdim ama maalesef bir tane çekeceğim dedi. Komite bazı da yaptı. 227. Evet. Evet, cep telefonumuzu takip. Böyle keyifli ortamları her zaman bulamıyoruz. Bu keyifli ortamları bize hazırlayan, sunan, başta Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Sayın Ziya Odabaş ve değerli yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkürlerimi sunarım arkadaşlar. Bu güzel dostluk ortamını hiç bozmayın. Burası bir aile, Türk Metal Sendikası bir aile. Bu aile ortamını hiç bozmayalım. Bu güzellikler sürekli devam etsin. Bizler sizlerin bu aile ortamını paylaştıkça çok mutlu oluyoruz arkadaşlar.